Evet. Sayın Bakanımız aramıza sabır katıldılar. Hoş bulduk. Sen yollarına çıkayım. Hocam aynı için gelseyi yollarına devam edin çocuğum sayın bakanlar. Eğer bizi kırmazsanız kırmızı dönmek isteriz. Değerli mesa arkadaşlarım, çok kıymetli İshaklar Mahallesi sakinleri, muhterem hanımefendiler, değerli beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili çocuklar. Sözlerime başlamadan önce hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. İshaklar Mahallesi'nin tertip ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına hoş geldiniz diyorum. Evet, yaklaşık bir ay önce muhtar geldi, dedi ki sayın kaymakamım 23 Nisan'da bizde İshaklar'da bulunmanızın sözünü alacağız diye. Dedik tabii ki muhtar. Ama hava soğuk, gördüğünüz gibi hava soğuk olmasına rağmen sizin o yüreğinizin sıcaklığı, o yüzünüzün sıcaklığı bizleri ısıtıyor. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bugün malumunuz 95 yıl önce dualarla, Kur'an-ı Kerimlerle, hatimlerle, fatihalarla açılışı yapılan birinci meclis kuruldu. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğindeki bu meclis vatana, millete, bayrağa, dine ve namusumuza uzanan düşman elini kırarak bizleri bağımsızlığımıza ulaştırdı. O meclis ki farklılıkları olmasına rağmen düşmana karşı ülke birliğini sağlayarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek ulusal kurtuluşumuzu gerçekleştirdi. Evet, şimdi bizlere düşen onların torunları olarak, o dedelerimizin torunları olarak bizlere düşen farklılıklarımızı zenginlik bilerek bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için ve dini mübini İslam için birlik ve beraberlik içinde çalışarak ülkemizi en iyi yerlere getirmektir. Sevgili kardeşlerim,
Bizim temelimizde, ulusumuzun temelinde, milletimizin temelinde, inancımızın temelinde yaratılanı yaradandan ötürü sevmek düsturu vardır. Malumunuz, yarın güya sözde Ermeni soykırımının yıl dönümü. Sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizi, devletimizi zora sokmak için dört bir taraftan 95 yıl önce topla, silahla sizlere karşı mücadele edenler şimdi güya meclisleri aracılığıyla soykırımı onaylayarak bizleri köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Ama dediğim gibi yaradılanı yaradandan ötürü sevme düsturu olan bir millet, bırakın Ermeni'yi, Türk'ü, Çerkez'i veyahut da başka farklılıkları, insanı insan olarak sevdiği bir millet, acaba bir milleti bırakın, bir ırkı bırakın, bir insanı bile incitebilir mi? Bunları bu şekilde bizleri soykırım iddialarıyla köşeye sıkıştırmak isteyenler bilsinler ki bu mücadeleniz 95 yıl önce nasıl başarısızlığa ulaştıysa bugün de başarısızlığa ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu soğuk havada öğrencilerimiz çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Şimdi onların gösterilerini izleyeceğiz. Bu programda emeği geçen mahalle muhtarımız başta olmak üzere sakinlerine, okulumuzun yönetici ve öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun.